Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Yeni bir İttihat-ı İslam programı ile sizlerle birlikteyiz. Serdar Hocamla birlikte bugün konuğumuz Sayın Profesör Doktor Celal Erbay. Kendisi geçen dönem milletvekillerimizden. Kısa bir özgeçmişinden bahsetmek istiyorum Sayın Erbay'ın. Sayın hocamız hukukçu ve öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yaptı. İstanbul Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık da yaptı kendisi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1993'te doçent, 2000 yılında da profesör oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin kurucu dekanı oldu. Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Türk Anayasa Hukuku dersleri verdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Başkanlığı yaptı. Azerbaycan İlimler Akademisi ve Türkiye-Azerbaycan Bilgi Akademisyenler Derneği üyesi oldu. Ulusal ve uluslararası alanda yayınlanan birçok makalesinin yanı sıra 3 kitabı basıldı. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı'nın Üstün Başarı Ödülünü aldı. Maşallah hocam. Biraz akademik kariyerinizden ve meclisteki çalışmalarınızdan bahseder misiniz hocam? Efendim, şu şekilde ifade edeyim. Ta ben İstanbul İmam Hatip mezunuyum. O yıllarda şu anda Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hadis anabilim dalında profesör olan Profesör Ali Toksarı ile çocukluk arkadaşı. Hani böyle genç çocuklar seyircilerimizin affına sığınarak genç kızlar hayal kurarlar ya, biz de o gençlik duygusu içerisinde hayal kurardık. Hem Yüksek İslam Enstitüsü'ne gideceğiz hem de hukuk fakültesine gideceğiz diye karar belirlemiştik. Düzergahımızı belirlemiştik. Ve nasip oldu. Hem Yüksek İslam Enstitüsü'ne gittik, kaydolduk. Hem de hukuk fakültesine aynı yıl içerisinde 1969-70 yıllarında nasip oldu. İkisinden de mezun olduk. 4 yıl içerisinde iki fakülteyi birden bitirdik. Yalnız 1970-71'de Yüksek İslam Enstitüsü'nden 69-70'te Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduk. Tabii o kadar da arzu ettiğimiz gibi durumlar devam etmiyor. Bazı aksaklıklar oluyor. Hukuk Fakültesi biraz gecikti. Ve 1970 yılında da Hukuk Fakültesi'nden mezun olduk. Bizim temel arzumuz akademik kariyer yapmaktı. Ya o da bir sevda halindeydi. Yani bunun mantıkla falan da pek alakası yok. Efendim, maiyet memurluğu sınavı derdik o zaman. Kaymakamlık öncesi, kaymakamlık sınavı. Girdim, efendim, kazandım. Ama dedik ki biz illaki ve illaki akademik kariyer yapacağız. Asistan olacağız. Bu yolda yürüyeceğiz. Gitmedik. Ve mübalağa etmeyin, belki 20 tane asistanlık sınavına girmişizdir. Tabii bu akademik çalışmalarda da kural şu şekilde oluyor. Her hoca kiminle çalışacaksa onu tabir caizse belirliyor. Sınav yapılıyor ama yani kimse kusura bakmasın, sınav biraz usulen yapılıyor. Hoca kimi efendim belirlemişse, kiminle çalışmayı kafasına koymuşsa onu sınavda kazandırıyor ve o şekilde onunla birlikte yoluna devam ediyor. Ha, bu da normal mi? Bu da normal. Düşününüz ki ta birinci sınıftayken hoca belirliyor kiminle beraber çalışacağını, kafasına koyuyor. İstikbal görüyor çocukta onunla birlikte. Biz Anadolu çocuğuyuz. Bizim sahibimiz yoktu ki. Biz gariban Mehmet'in oğluyuz biz. Maşallah. Biz ne yaptıysak tırnaklarımızla kazıya kazıya yaptık. Maşallah. Kazıya kazıya yaptık. Yılmadık, bıkmadık.
20 değil, isterse bir 20 daha olsa sınava girerdik. Ve o dönemde Yüksek İslam Enstitüleri'ne kadro verilmişti. Efendim, o dönemin hükümeti tarafından 100 asistanlık kadrosu verilmişti. Ben de o zaman Yüksek İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu'nda genel sekreterdim. Yani o kadroların alınmasında da bizim katkımız, gayretimiz vardı. Efendim, sınava girdik. Sınava girdik. İslam hukuku ana bilim dalında asistan olduk. Konya'ya gittik. Biz İstanbul'da büyüdük. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezunuz. Aynı zamanda İstanbul Hukuk Fakültesi'nde de ben doktoraya başlamışım. Yani Konya'dan bunu devam ettirmek mümkün değil, zor. Bunu mazeret olarak deklare ettik, arz ettik. O zamanki Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitim Genel Müdürlüğü'ne talebimizi belgelendirdik. Sağ olsunlar, onlar da bizi İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Konya'dan naklen tayin ettiler. Ve bu süre içerisinde hukuk fakültesindeki doktora çalışmalarımızın birinci safhasını tamamladık. Efendim, ondan sonra konumuzu belirledik. Nasıl olsa Yüksek İslam Enstitüsü'nde asistanız. Orada konumuzu belirledik ve İslam hukukunda evlilik ve hısımlık nafakası Türk yargı kararlarıyla karşılaştırılmalı olarak bu ad altında konumuzu belirledik. Yolumuza devam ettik. Efendim, tabii bu esnada İstanbul Barosu'na bağlı avukatız aynı zamanda. Hayat zor, evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Ama bizi bu ilmi çalışmaya yönelik aşkımız bırakmadı. Sevda bizi bırakmadı. Efendim, arkadaşlarımız bizden biraz daha çabuk ileri gittiler. Bizim bu avukatlık tavrımız yönümüzde var ya, bu insanı çok meşgul eden bir şey. Hanım dedi ki bana, bak dedi, senin arkadaşların doçent oldu. Bana soruyorlar, senin beyin ne zaman doçent olacak diye. Ben buna cevap veremiyorum. Sen nereye gideceksen git. Bu iş Türkiye'de olmayacak. İyi dedim, peki ben de Kahire'ye gidiyorum. Tuttuk. 1987 yılında efendim Kahire'ye gittik. Çok ciddi bir şekilde çalıştık Kahire'de. Yani mübalağa değil, Tahrir'deki bugün herkesin çok yakından tanıdığı, bugünlerde de ekranlarda da çok geçen Tahrir Meydanı'nın efendim Batı cihetinde Amerikan Üniversitesi'nin 3000 metrekare üzerine kurulmuş bir kütüphanesi vardı. Sabahleyin saat 9'da oraya gidiyorduk. Saat gece 10'a kadar çalışıyorduk. Hangi kitabı istiyorsanız anında kitap yanınıza geliyor. Efendim, çalıştık, gayret ettik. Tezimizi de hazırladık. İslam hukukunda küçüklerin himayesi adı altında doçentlik tezimizi de hazırladık. Efendim, Allah'a hamdolsun doçent olduk. Ondan sonra bizim önümüze, bakın şurada bir bayrak gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Yani vallahi ben bilmiyordum. Evet. Ben bu efendim çalışmaya gittiğim zaman bir tarafımda Türk bayrağı, diğer tarafımda da efendim üç renkten oluşan, bunun adı göydür, bunun adı kırmızıdır, kızıldır, bunun adı da yeşildir. Renklerinden müteşekkil Azerbaycan bayraklarının arasında ben bu programı yapacağımı hiç tahmin etmiyordum. Bunu gördüm, mutlu oldum. 1993'te Azerbaycan'a gittim doçent olduktan sonra. Hı hı. Azerbaycan Devlet Fakültesi, İlahiyat Fakültesi'nin kurucu dekanlığını yaptım. 3 yıl orada tabir caizse fidanı diktik, mayayı tutturduk. Maşallah. Efendim, bayrakları göndereye çektik, iki bayrağı birden. Mehmet Efendi Rasulzade'nin dediği gibi, yücelen bayrak bir daha yere düşmez. Efendim, deklarasyonunu da yaptık, bıraktık geldik. Ondan sonra 2000 yılında profesör olduk. Efendim, temel İslam hukuku, temel İslam bilimleri bölüm başkanı olarak çalıştık. Ve 2007'de de Ankara'nın yolları taşlı ama bir de biz bu taşlı yollardan Ankara'ya doğru gidelim dedik, Ankara'ya gittik. Maşallah, Azerbaycan'dan üstün başarı ödülü almışsınız. Demek ki Türk İslam dünyasına yaptığınız hizmetler gerçi çok iyi biliniyor.
Ama bunun takdir edilmesi de önemli. Maşallah Kahire dediniz. Sizin Mısır'da, Sudan'da, Makedonya'da, Kosova'da, Kazakistan'da, Kırgızistan'da da önemli hizmetleriniz var. Yani Türk İslam dünyasının inkişafında bunlardan da biraz bahsedebilir misiniz Şimdi şu hocam? şekilde, tabii yani bütün bunları söylerken acizliğimi, kul olduğumu, yaptığımız her şeyi Yaradan'ın lütfuyla yapabildiğimizi ifade etmek mecburiyetindeyim. İnşallah. Rabbıma bu hususta saygısızlık asla etmek istemem. Onun verdiği kudretle, güçle, kuvvetle, iradeyle hareket ediyoruz. Ona hamd ediyorum, şükrediyorum. Tabii bana sorarsanız, dünyaya bir daha gelmek isterseniz hangi mesleği icra edersiniz? Ben yine aynı şeyi söylerim. Yine öğretmenlik, yine hocalık, yine hocalık, yine hocalık. Niye biliyor musunuz? Ben bu çalışmaları yaparken ferdi vahidim, tek kişiyim. Ama kendimi yetiştirdim, kendimi olgunlaştırdım. Tabir caizse almam gerekeni aldım ama verme noktasına geldim. Verme noktasına gelince karşınızda bir sürü talebe görüyorsunuz. Talebe buluyorsunuz. Onlara veriyorsunuz, veriyorsunuz, veriyorsunuz. Onlarla bütünleşiyorsunuz. Ondan sonra onlara diyorsunuz ki, delikanlım, yolun açık olsun, yürü. Yürü, hak yolunu açık etsin. Git gidebildiğin yere kadar. Ve onlar bir yola çıkıyorlar. Bir bakıyorsunuz, birisi Sudan'a ulaşmış. Ahmet. Bir bakıyorsunuz birisi Kahire'ye ulaşmış, Seymur. Bir bakıyorsunuz birisi Arnavutluğa ulaşmış, Mehdi. Bir bakıyorsunuz birisi efendim Kosova'ya ulaşmış, Erol. Bir bakıyorsunuz birisi Makedonya'ya ulaşmış, Yusuf. Efendim bir bakıyorsunuz birisi Yunanistan'da efendim icra-i faaliyette bulunuyor, İbrahim, Mehmet. Bir bakıyorsunuz birisi efendim Bulgaristan'da icra-i faaliyette bulunuyor. Selahattin. Efendim aynı şekilde Türk dünyasını sayacak olursanız Azerbaycan'da birçok, Kırgızistan'da, geçen Kırgızistan'a gittim, 3 tane talebemle karşılaştım. Yine aynı şekilde talebelerim vasıtasıyla Türkmenistan, Kazakistan. Tabii bu insanı mutlu ediyor. Bu insanı mutlu ediyor. Benim şöyle bir özelliğim var. Ben toprağa diktiğim fidanla da ilgileniyorum. İlgimi devam ettiriyorum. Ben gönle diktiğim fidanla da ilgimi devam ettiriyorum. Maşallah. Bu talebelerimin hepsiyle mutlaka ve mutlaka diyalog halindeyim. Hamdolsun Rabbim lütfeyledi. İnsanlık teknolojik sonuçlara, buluşlara kavuştu. Bu cep telefonu ne güzel bir şey kardeşim ya. Maşallah. Ne güzel bir şey. Maşallah. İşte önünüzdeki alet ne güzel bir şey. Ulaşıyorsunuz. Sohbetinizi yapıyorsunuz. Tabir caizse vereceğinizi veriyorsunuz. Sualinizi soruyorsunuz. Alacağınızı alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki sizi tebrik ederim. Allah razı olsun. Yolunuza devam edeceksiniz evladım. Çok enteresandır. Arnavutluk'taki Mehdi. Mehdi bir vakıf kurdu. Maşallah. Bir tarafta Türk bayrağı, diğer tarafta Arnavutluk bayrağı. Vakıf merkezinin önünde bu iki bayrak sallanıyor. Dedi ki, hocam dedi, bu vakıf vasıtasıyla ben Türkiye'deki hocalarımın eserlerini tercüme edeceğim Arnavutça'ya. Bir mahsur olur mu? Hocalarımdan bir şey gelir mi? Oğlum ne gelecek hocalarından? Sen yeter ki bunu yap. Ve mübalağa etmiyorum. Aynen Türkiye'deki aktivite doğrultusunda bu talebelerim gittikleri yerde o aktiviteyi gösteriyorlar, o faaliyeti gösteriyorlar ve İstanbul'dan aldıklarını, Asitane'den aldıklarını orada tabir caizse
yansıtma noktası mahiyetinde buradan aldığı nuru, güzelliği, aydınlığı oralara yansıtıyorlar. Maşallah. Bu bir diyalog devam ediyor. Bu diyalog devam ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Onlar da mutlu. Tabii bizim kimsenin o devletin iç işlerinde, siyasetinde hiç asla hiç bizi ilgilendiren şeyler değil bu. Tamamen insani düşüncelerle. Tamamen insani düşüncelerle. Bu güzelliği inancımızın, kardeşlik duygumuzun, birlik ve beraberlik duygumuzun üretmiş olduğu güzelliği oralarda yaymak, oralarda yaygınlaştırmak, oradaki insanları da bu güzellik halkasına dahil etmek, kucakladığımız, bağrımıza bastığımız insanların sayısını onlar vasıtasıyla çoğaltmak maksadımız. Maşallah. Hocam, vallahi bizi heyecanlandırdınız. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki Allah razı olsun. Yani insan tabii adım adım İslam'ın o güzel ahlakının dünyaya hakim olmak üzere olduğunu hissediyor sizin yaptığınız anlatımlardan. Ki siz konuşmanızın başında gariban Mehmet dediniz, Anadolu evladı dediniz. Evet, Anadolu evladı. Bunlar çok önemli hocam. Çünkü siz tabii siz bizim büyüğümüzsünüz, sizi takdir etmek haddimize değil ama samimiyetiniz hakikaten çok böyle yani buram buram hissediliyor. Cenab-ı Allah da zaten Kur'an-ı Kerim'de samimi olan kullarına dikkat çekiyor ve onların siz daha iyi bilirsiniz yapacakları salih amellere ki en büyük Üstad Bediüzzaman Hazretleri de buyuruyor. Farz vazifesidir diyor siz daha iyi bilirsiniz. İslam'ın dünyaya hakim olması, birlik ve beraberlik içinde olunması tabi bunlar sadece sözlü olmuyor. İşte sizin gibi böyle emek emek, gün be gün, saat saat küçük bir fidanla, tohumla bile ilgilendiğiniz kadar ve hatta daha çok gençlerle mesela ilgilenmeniz, onları eğitmeniz, sonra da o tohumları böyle dünyaya serpmeniz, sonra da inşallah zaman içerisinde tabii Cenab-ı Allah'ın dilemesiyle İslam'ın o güzel ahlakının bütün dünyaya hakim olmasına vesile olan önemli büyüklerimizdensiniz ki hocamız da onu zaman zaman bahseder programlarında. Hazır böyle değerli büyüklerimiz başımızdalarken onların kıymetini bilelim der hocamız. Allah razı olsun. Biz de bu vesileyle sizi davet ettik ki evet. İstifade edelim hocam. Allah razı inşallah olsun. Sizlerden de. Tabii efendim yani zaman zaman siz de müşahede etmişsinizdir. Kırlangıçlar yuva yaparlar. Onlar bir gruptur. Grup halinde çalışırlar. Her biri o küçücük iki kakasının arasına almış olduğu efendim balçığı oraya taşırlar, oraya koyarlar. Aynen duvar ören Mehmet Usta'nın tuğlayı tuğlanın üzerine koyduğu gibi. İnşallah. Ve böylece yuvayı örerler, tamamlardırlar. Bunu da el birliğiyle yapacağız, onu demek istiyorum. Bu güzelliği birlikte üreteceğiz. İnşallah. Hem sözümüzle birlikte üreteceğiz, hem de davranışlarımızı vitrine dönüştürmek suretiyle birlikte üreteceğiz. Bakın, benim çok dikkatimi çekmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeye karar verdi. Ve Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte planı görüştü. Ama düzergahı belirlerken dikkat edin. O gün Mekke'de 100 kişiye sorsanız Mekke'den Medine'ye nereden gidilir diyerekten onlar derler ki şöyle gideceksiniz. Efendimiz tuttu. Sanki Yemen'e gidiyormuş gibi ters istikametten hareket etti. Mekke'den ayrıldı. Bir hayli ayrıldıktan sonra Kızıldeniz'ine doğru dik indi. Kızıldeniz'in sahilini takip etmek suretiyle Mekke'yi aşıp daha kuzeye doğru yaklaşınca bu sefer Medine'ye yönelik efendim yönünü değiştirdi. Şimdi ben şu hususu buradan çıkarttım. İnsanoğlu
subjektif aktiviteden daha çok objektif aktiviteye önem veriyor. Hani zaman zaman duyarız. Oğlum ben gözümün gördüğüne inanırım. Kalbimin hissettiğine değil. Ben düşündüm. Bakın, Efendimiz'i birkaç saniye içerisinde o zaman mefhumunu, bize göre birkaç saniye olan zaman mefhumunu ilahi kudreti dahilinde genişletmek suretiyle elçisini Mekke'den alıp, Mescid-i Haram'dan alıp, Mescid-i Aksa'ya, oradan da efendim Miraç'a yükselten Yaradan. Peki muktedir değil miydi? Elçisini Mekke'deki evinden alıp Medine'ye intikal ettirmeye bir göz açılıp kapanıncaya kadar. Elbette ki muktedirdi. Ama Yaradan elçisini temel kurallarını ona oku emriyle birlikte sunmaya başlamadan önce herkesin kabul edeceği, herkesin takdir edeceği müthiş, muazzam bir insan olarak onu yetiştirmiş ve bütün kainatın önünde vitrine koymuştur. Önemli olan insanlığın karşısına bütün insanlara şuna uyun, şunun gibi olun, şunun davranışları gibi davranın, bunun ahlakı gibi ahlaklanın, bunun huy ve hasleti gibi, huy ve haslet sahibi olun denilebilecek bir insan-ı kamili vitrine oturtmaktı. Yaradan ilk önce bunu gerçekleştirmiştir. Bakın, ta dünyaya gelişinden itibaren o süt çocukluğu dönemi, o gençlik dönemi, Abdülmuttalib'in irtihali, ondan sonra Ebu Talib'e emanet edilişi, ondan sonra o Muhammedül Emin sıfatını kazanışı, hiç kimsenin ona hiçbir şey diyemeyişi, bu realiteye uygundur. Bu realiteye uygun olaraktan da bakın, o kainat vitrininin en güzel insanı, vitrinin bizatihi görüneni çok enteresan bir olaya başvuruyor, hicret ediyor. İki gün sonra idrak edeceğiz. Yılbaşı olarak bütün Müslüman alemi onu kutluyor. Bu yolculuğa çıkarken diyor ki objektif kriter. Ve ondan sonra bakın, ondan sonra Yaradan gene himaye diyor. Farkındaysanız şaşırtmacadan sonra Medine yolundayken Suraka denilen kişi koşuyor, onu yakalamaya çalışıyor ama örümcek bile bu yolda görev ifa ediyor. Güvercin bu yolda görev ifa ediyor. Hatta arz, toprak diyor ki ona dokunamazsın Suraka. Ben onun emrindeyim. Ben ona hizmete hadim olmaya hazırım. Yutarım seni diyor. Gevşiyor kum, gevşiyor toprak, batıyor at. O da anlıyor ve Müslüman oluyor. Şimdi bakın, burada önemli olan şu, şunu demek için ben bunu yapıyorum, söylüyorum. Her birimiz bu vitrinin güzel insan olmak mecburiyetindeyiz. Bu vitrinin güzel insanlarından Allah razı olsun. Hocamızdan Allah razı olsun. İnşallah. Onun gibi vitrinin güzel insanı olma yolunda gayret edenlerden tek hedefi, gayesi o Muhammedi vitrine uygun, paralel vitrin oluşturmak olan
Bunun dışında gayesi olmayan herkesten Allah razı olsun. İnşallah. Ve bizim de hedefimiz, maksadımız bu yavrularımızın karşısına ben talebeliğin ne demek olduğunu bu dışarıdaki yavrularımın şahsında gördüm. Ben hocalığın ne demek olduğunu, ne müessir bir şey olduğunu onların karşısında gördüm. Bakın bu çocuklar bilhassa 1991 ile birlikte çekilmiş. İnsan ruhunu inkar eden, inancı inkar eden, insanı sırf maddeden ibaret kabul eden, o kabulleniş, onun adına ateizm değil, komünizm değil, ne derseniz deyin. İnsanı mahvetmiş. Bir örnek vereyim. Aynur diye bir kızım var. Birinci sınıfta çocuklara bağırıyorum, çağırıyorum. Gönüllerine tabir caizse sert davranıyorum ama algılamıyorlar. Yemin ederek söylüyorum ki ya Rabbi dedim, ağlayan talebemi gördüğüm zaman ben sana secde edeceğim. İkinci sene Aynur'a bir şey söyledim, Aynur ağladı. Müellim dedi, hatırıma değdin dedi. Ay senin hatırına kurban Aynur, ah yavrum, senin hatırına kurban olayım. Senin hatırına değdim mi ben? Sen bunun için mi ağlıyorsun? Senin gönlün kırıldı. Demek ki gönül yaşıyormuş. Varmış gönül. Demek ki bir yıllık gayretimizle birlikte bu gönlü ihya etmişiz. Bu gönlü canlandırabilmişiz. Beni buna muvaffak kılan Allah'a hamd ediyorum diyerek secde ettim ben. Maşallah. Mahvetmiş, gönlü mahvetmiş. İnancı mahvetmiş. Çocuk bakıyor, öğretmeni hata içerisinde. Evde anası hata içerisinde. Babası hata içerisinde. Peki bu çocuğun karşısına siz nasıl çıkacaksınız? Bu çocuğun karşısına Muhammedi vitrin oluşturmak suretiyle çıkacaksınız. Bir örnek. Birinci sınıftayız. Birinci yılda adı İlahe olan bir kızım geldi sordu bana. Müellim, haşidire bu ahiret nasıl bir yerdir? Buradan gelen var mı? Buna sual versek de bu oranın nasıl olduğunu bize izah etse. Bu çocuk bunu samimi olarak soruyor. Ayı kızım, ahiret Sumgayt'tı. Sumgayt, bakıyor yakın bir yer. Sumgayt'tı. Seher sabahleyin Sumgayt'a gitti. Akşam Gayt'tı geldi. O kişiye sorar. Sumgayt'ta ne var ne yok? Ahiret böyle bir yer mi kızım? Hayır. Ahiretten gelen yok. Nasıl? Ne şekildedir? Biz onun işaretlerine vakıfız. Senin evde saksın var mı? Sen çiçek diker misin? Dikerim dedi. Bak kızım dedim. Dikkat et. Kar yağdığı zaman sonbahardan itibaren çiçekler solar mı? Kışın kar yağınca çiçekler kaybolur gider mi? Baharın bu çiçekler tekrar canlanırlar mı? Evet canlanırlar. İşte bak ahirette böyle bir şey. Hepimiz öleceğiz. Topraktan geldik toprağa gideceğiz. Ama bir gün aynen kaybolup gittiğini gördüğümüz çiçek misali baharın tekrar canlanacağız. İşte ona o tekrar canlanmaya bel ba'su ba'del mevt diyoruz. Bir sene sonra bu kız geldi bana. Ben böyle dedim ama o hı hı dedi. Gene gitti. Bir sene sonra geldi. Dedi ki müellim senden haşidirem. Buyur kızım senden istirham ediyorum. Bizim bir komşumuz var. Benim atam rahmete gidip ben anamla beraber yaşıram. Bu komşumuz çok zalim bir kişi. Bizi kimsesiz, sahipsiz ana kız gördü. Bizim evimizin, heyetimizin yarısını elimizden almak istiyor. Müellim, haşidirem, ne olur buna bir şey deseniz de bu bizimle uğraşmasa.
Dedim ki kızım, ben yabancıyım, kenar bir kişiyim. Bu adam beni dinler mi? Ben buna ne diyeyim? Ciddi oldu şöyle. Haşi denen müellim dedi. Lütfen istirham ediyorum dedi. Celal müellim birisine tapşıracak, haşi diyecek de o bunu dinlemeyecek. Böyle bir şey olabilmez müellim dedi. Baş üstüne kızım dedim. Eğer benim talebem bana bu kadar güvenmişse, benim talebemi efendim ters yüz etmem mümkün mü? Tamam yavrum dedim. Perşembe günü saat 9'da gelsin. Şimdi bakın, kavgalı olduğu bir kişiye diyor ki bizim fakültenin dekanı Celal müellim seni haş ediyor, seninle görüşecek. Saat 9'da adam geldi. Başka bir haber verme diye yok. Geldi, oturduk, konuştuk. Anlattım, bak dedim, zavallı bunlar, ana kız, sen bunlara niye zulmediyorsun, yardımcı ol falan. Baktım adam pek laf anlamıyor. Buna bir başka değişik metot uyguladım. Dedim kardeşim, illa seni resmi kişilere şikayet mi edeyim dedim yani. Olur mu? Hiç kimse benim talebeme zulme demez. Ben talebeme sahip çıkarım. Celal müellim talebesine sahip çıkar. Bu sefer değişti. Müellim dedi, olmaz demedik ya dedi. Ne tapşırırsan tapşırığını yerine getiririm dedi. Kız geldi bana. Bakın şimdi önemli olan burası. İlahi geldi bana. Müellim ne oldu dedi. Dedim kızım böyle böyle. Pek laf anlayan bir adam değil. Anlamaz tabii dedi hocam. Anlamaz dedi. Çünkü ahirete inanmıyor dedi. Çünkü öldükten sonra dirileceğine, hesap vereceğine, yaptıklarının hesabını vereceğine inanmıyor hocam dedi. Kızım dedim narahat olma. Size bir kötülük gelmeyecek. Bir kötülük gelirse haberim olsun. Şimdi bakın, bir sene önce bana ahiretten gelen var mı? Sorak nasıldır orası diyen kızın bir sene sonra vermiş olduğu cevaba bak. Maşallah hocam. Azerbaycan'daki bir talebeniz değil mi bu? İşte şu bayrağın altında yaşıyor onlar. Maşallah. Şimdi bu bayrak, sayın hocamız bunu bizim başımızdan hiç eksik etmez. Allah razı olsun. Evet, iki devlet bir millet. Doğru. İnşallah biz hep beraber olana kadar, inşallah Türk İslam dünyasında birliği tesis edene kadar başımızın üstünde i̇nşallah, duracak. Sonra da inşallah, duracak Allah'ın izniyle. İnşallah. Bütün Türk dünyası ve İslam ülkelerinin kardeş olduğunu Cenab-ı Allah söylüyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler ancak kardeştir diyor. Biz aynı evin fertleri gibi bir süre birbirimizden ayrıldık. Sizin bahsettiğiniz ateizm ve diğer ideolojileri Peygamber Efendimiz, siz daha iyi bilirsiniz sallallahu aleyhi ve sellem, deccaliyet olarak tabir ediyor. Ve günümüze de müjdeler veriyor. Mehdiyetle müjdeliyor. Yani ateizm, komünizm, din dışı ideolojilerin etkisinin yok olacağı, rahmani bir dönemin olacağı, o dönemde olduğumuz tohumlardan bahsettiğiniz, Bediüzzaman Hazretleri ona da o tohumlar sümbürlenir diyor. Yani Mehdiyet çağında. Ve şimdi o devirdeyiz. Allah'ın izniyle ateizm, komünizm, darvinizm gibi ideolojilerin sonu gelmiş durumda. Şu anda bilimsel olarak bunların hiçbir geçerliliği kalmadı. Şimdi bunların sosyal yansımalarını görüyoruz. Onların o düşüşüyle İslam dünyasında sizin de gördüğünüz gibi hocam bir yükseliş ve bir uyanış var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu da tarif etmiş. Bu dönemde şu anda İslam dünyasının üzerinde olan o zorba yöneticilerin hepsinin teker teker gittiğini, bir özgürlük anlayışı, bir hürriyet arayışı bütün Müslümanlarda olduğunu ve inşallah dinlerine daha bağlı, sağlık bir şekilde, özgürce daha bir iyi yaşamak için şu anda İslam dünyasının hareketlendiğini görüyoruz. Bunlar da sonuçta gelecek güzelliğin alameti. Bunlar da birliğin bir ayak sesleri Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet, çünkü Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sınırım, Ali İmran suresinin 103. ayetinde Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın buyuruyor. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım. Şimdi inşallah sizin de hayatınız boyunca yaptığınız hizmetlerde Türk İslam dünyasında
Müslüman kardeşleri tekrardan bir araya getirmek, o birliği sağlamak. Çünkü İslam dünyasının üzerinde dolaşan kara bulutlar şu anda Irak'ta gördük, Afganistan'da gördük, Doğu Türkistan'da gördük ve her İslam ülkesinde bunu şu anda 21. yüzyılda yaşıyoruz. 1,5 milyon Iraklı sayısı daha da arttı sonraları. Gazete haberlerinden örnekler veriyorum ben. Şehit olmuş. Afganistan'daki sayı bir buna yakındır. Yani Müslümanlar öldürülüyor. Şimdi Müslümanların birlik olmaları, yani bu tabii medeni Avrupa Birliği gibi, ondan daha üst seviyede. Çünkü bizim köklerimizde birbirimize olan bağlılıklarımızın faktörleri çok daha fazla. Doğru. Biz zaten kardeşiz. Dolayısıyla bir sevgi birlikteliği. Her ülkenin kendi yönetiminin içinde bulunduğu, özgür olduğu, fakat Avrupa Birliği gibi bir birlikten daha ileri seviyede bir birlik olup bu İslam dünyası üzerindeki karanlığı kaldırmak. Çünkü İnşallah. Birlikten güç doğar Allah'ın Tabii. izniyle ve Allah'ın emridir. Bizim üzerimize farz olan bir ibadettir. Demin Serdar Hocam da söyledi. Bu devrin en önemli farz vazifesi. Birlik tesis etmek. Dediğiniz gibi Sayın Hocamızın da 30 yıldan beri gelen çalışmalarında Müslümanların birliğini sağlamak üzere yaptığı çok önemli faaliyetler oldu. Kitaplar yayınladı, konferanslar düzenledi, dergiler çıkardı. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte devamlı istişarelerde bulundu. Bizleri yetiştirdi Allah'ın izniyle. Biz de şu anda onları, bu birliği konuşuyoruz. Onun için gayret ediyoruz. Dolayısıyla sizin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de milletimiz sizi vekil olarak tayin etti. Orada da şu anda hükümet dış politika açısından da güzel gelişmeler oluyor. Yani bu birliğe doğru İslam ülkelerine ve Türk dünyasına olan yaklaşımlarda örneğin vizeler kalktı. Evet. Bu bir aşamadır. Tabii. 60 ülkenin üzerinde vize kalktı. Sayın hocamız 4-5 yıldır onun duasını her zaman yapar ve bunun kalkmasını söylerdi. Ve gerçekten de şu anda o yöne doğru güzel ilerlemeler oluyor. İnşallah sizin de hem sivil toplum kuruluşlarına üzerine düşen hem de mecliste hem resmi çevrede hem sivil çevrede insanlarımız bu birliğin tesisi için daha neler yapmalı? Buna dair düşüncelerinizi alabilir miyim Sayın Hocam? Şimdi tabii bu vizelerin kalkması geliş gidişleri rahatlattı. Bizim aşağı yukarı şöyle bir daire çevirdiğimiz takdirde çevremizdeki ülkelerle akrabalık bağları olan vatandaşımızın sayısı küçümsenemeyecek kadar. Mesela Antep'in bayağı bir kesimi, Hatay'ın bayağı bir kesimi Suriye'de efendim akrabası olan kişiler. Evet. Aynı şekilde Hakkari ve onun çevresinin Kuzey Irak'ta akraba çoğunluğu bir hayli fazla. Ve düşünürüz ki işte İran'da akrabası olan şöyle Van ve o civar Iğdır'ı düşünün. Efendim İstanbul'da, Trakya'da neredeyse Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Kosova, Makedonya nüfusunun 1/4 kadar burada şeyleri var bunların, akrabaları var. Akrabaları var. Bu vize kolaylığı, efendim, bölünmüş ailelerin birlikteliğini temin etme hususunda çok büyük bir fayda temin etti. Ben parlamentoda iken Gürcistan Dostluk Grubu Başkanı'ydım. Çok yakından ilgilendim. Efendim, Gürcistan'la artık pasaportsuz nüfus kağıdını göstermek suretiyle karşılıklı gidiş gelişleri ihdas etti hükümetimiz. Daha efendim seri bir şekilde, daha rahat bir şekilde gidiş gelişler mümkün olacak. Tabii buradaki maksadımız bu geliş gidişleri
rahatlatmak, sıkıntısız hale sokmak ve bir de oradakilerin buranın ekonomisinin veyahut da el emeğinin ulaşmış olduğu sonuçları görmesini temin etmek, buranın ürettiklerinden onların yararlanmasını istifade etmek ve onların ürettiklerinden de bizim yararlanmamızı, bizim vatandaşımızın yararlanmasını temin etmek. İşte bu rahatlama, bu vizelerin konulması, kaldırılması diyelim. Şöyle bir baktığımız zaman herhalde iyiliği, güzelliği artırdı. Husumeti, düşmanlığı azalttı. Yani tabii hepimizin biraz önce söylediğim, yani o vitrini oluşturduktan sonra o seciyeli insan karakterini vitrine koyduktan sonra bizim maksadımız ne demektir? Bu vitrini oluşturduğumuz bu vitrini evimizin bir köşesine asalım. Bu burada kalsın mı? Hayır efendim. Biz bu vitrini niye oluşturduk? Bu vitrini çevremize, etrafımıza, dünyamıza yayacağız. Bu güzelliği efendim dünyamıza yayacağız. Bir çiçekle yaz bahar gelip geçmez. Güzelliği paylaşırsak güzellik güzel olmanın farkına varır. Dolayısıyla bu vizeleri efendim daha da çoğaltmak. Yani daha da çoğaltmak. Vizeleri kaldırmanın ötesinde bize düşen nedir? Bu geliş gidişleri sıklaştırmak. Bu orada dostlar edinmek. Ben çok gördüm. İşte farz ediniz ki Ukrayna'da Türkiye Dostluk Cemiyeti. İşte Gürcistan'da Türkiye ile Dostluk Geliştirme Cemiyeti. Yani adı ne olursa olsun gerek orada gerek burada sivil toplum örgütlerini kurmak ve çoğaltmak suretiyle bu diyaloğun veyahut da bu sevgi iletişiminin, bu birlik efendim iletişiminin arzusunun taraflarca birbirlerine daha sık, daha çokça deklar edilmesini temin etmek gerekiyor. Dün Aydın Üniversitesi'ndeydim. Efendim, Allah rahmet eylesin, Necip Fazıl Kısakürek üstadımızın bir talebesiyle, Yalçın. Ya ben bu adamı tanıyorum. Sonradan meydana çıktı. Efendim, Bulgaristan'da üniversite kurmuş. Ukrayna'da üniversite kurmuş. Şimdi ben bizim bu Türk insanını yani takdir etmemek mümkün değil. Ya Allah razı olsun. Maksadı kazanmak da değil bakın. Bizim üzerinde durmuş olduğumuz bu sevgiyi, bu kardeşliği yaygınlaştırmak. Elbette. Yaygınlaştırmak. Evet, maşallah. Yani bizim müteşebbislerimiz, sermaye sahiplerimiz, ya burada bir şey yapıyorsa, burada bir fabrika kuruyorsa, küçük bir tane de gitsin Bulgaristan'da kursun. Efendim gitsin Makedonya'da kursun. Böylece efendim oralarla kaynaşma imkanını çoğaltalım. Benim takdir ettiğim, kendisine de uzun ömürler dilediğim eski Milli Eğitim Bakanlarından efendim Köksal Toptan. Milli Eğitim Bakanlığı esnasında 10 bin öğrenci projesi diye bir projesi vardı bunun. Balkanlardan, Türkiye Cumhuriyetlerden 10 bin tane öğrenci buraya getirdi. Ne olacak? 10 bin tane öğrenciyi efendim üniversitelere dağıtmaya kalktığınızda Türkiye'de kaç tane üniversite var? 160'a yakın üniversite var. Üniversite başına ne kadar düşer? Yani bir şey değil. Eritirsiniz bunu. Eritirsiniz bunu. Tabii bu çocukların büyük bir kısmı buraya geldi, turist olarak gezdi, tozdu falan. Normaldir. Yani 90'lı yıllar beyefendi, 91'den itibaren oldu bu. Adam zaten esaretin altında inim inim inlemiş. Efendim, gördüğü şeyler sınırlı.
geldi, hür bir dünyaya geldi, her şey serbest, dilediği gibi düşünebiliyor, istediğini satın alabiliyor. Efendim, 3 tane domates almak mecburiyetinde değil, 3 kilo da alabiliyor, 5 kilo da alabiliyor, 3 tane portakal almak mecburiyetinde değil, 2 tane elma almak mecburiyetinde değil, isterse kasayla alıyor. Bu serbestlik bunların kafasını karıştırmış olabilir yani. Ha, bunların birçoğu da işte 2 sene sonra belgelendi, geri döndü, gitti. Hani şimdi soran olursa derler ki efendim bu iyi bir tecrübe değildi. Ya o zaman için alınan sonuç %20, %25 nispetinde bu çocuklar mezun oldular, memleketlerine döndüler. Aynı şeyi çoğaltmak lazım, aynı yola başvurmak lazım. Yani eğitim vasıtasıyla oradan buraya öğrenci transferi, buradan oraya öğrenci transferi. Mesela beni Düzce'den aradılar geçenlerde. Dediler ki efendim işte vekilim hocam, benim oğlum Azerbaycan Bakü İnşaat Fakültesini kazandı, oraya gidiyor. Tamam. Hemen oraya efendim alo dedim, bir telefon ettim, böyle böyle Türkiye'den Düzce'den birisi geliyor. Kadir'ciğim bununla ilgilen. Bakın bu bir köprü oluyor. Evet, evet. Bu bir köprü oluyor. Bir ailenin ilgilenmesini efendim veyahut da bir ilçenin ilgilenmesini, bir ilin ilgilenmesini temin ediyor. Bir de şu yapılmalı. İşte farz ediniz ki İstanbul Washington Belediyesi'ni kardeş belediye kabul etmiş, ilan etmiş. Örnek. Bunun organizesini yapmak lazım. Var. Ama bunu geliştirmek lazım. Bunun meyvasını efendim herkesin görmesini temin etmek lazım. Belediyeler, iller, valilikler, ilçeler, kaymakamlıklar kendilerine denk valilik oradaki bir vilayeti, belediye oradaki bir belediyeyi, kaymakamlık oradaki bir kaymakamlığı, işte kardeş kaymakamlık veyahut da kardeş belediye, bu şekilde bir diyalog efendim irtibatlanma formülü ihdas etmeli. Formülü ihdas etmeli. Ve tabii ki şu da var. Yani onlar buraya geldiklerinde belki umduklarını bulamayacaklar. Biz oraya gittiğimizde belki biz umduğumuzu bulamayacağız. Yani bu hususta iyi niyetli insanımız çok olduğu gibi oradan gelecek olanların moralini bozacak davranışlar ve tasarruflar içerisinde olanlar da olabilir. Bu da normaldir yani. Hepimiz insanız. Bundan da bıkmamak lazım. Geri durmamak lazım. Bıkmamak ve geri durmamak lazım. Efendim, mutlaka ve mutlaka insanoğlu mutlaka ve mutlaka hoşuna gidecek bir yön buluyor. Ben şeye gitmiştim, Arnavutluğa gitmiştim bir konferans için. Onların Yunanistan'a yakın Berat denilen bir yerleri var. Aynen bizim Safranbolu. Evler aynen Safranbolu evler. Sur harap olmuş, surun üzerinde camiler var, harap olmuş gitmiş. Efendim, konferans efendim ilan edildi falan. Bir kelime Türkçe bilmeyen bir Arnavut. Dedi ki benim büyük dedem, 4. göbekten büyük dedem İzmir'den gelmedir. Ama bir kelime Türkçe bilmiyor. Televizyonu var. Benim konuşmamı naklen verdi. Naklen verdi. Ben bu hizmeti yapabiliyorum, helal olsun dedi. O günlerde de bizim milli takım, Yunan milli takımını galiba 4-1 yenmişti. 4-1 yenmişti. Tabii ki bunu anmışken şu da çok önemli. Onlar Türkiye'nin uluslararası müsabakalarda, uluslararası etkinlikte elde etmiş oldukları bir başarıyı kendi başarıları olarak kabul ediyorlar. Bunu Afrika ülkelerde böyle kabul ediyor. Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bir vatandaş böyle kabul ediyor. Bunu Balkanlardaki efendim eski tabir caizse bizim terk edip Türkiye misaki milli sınırlar içerisinde geldikten sonraki diğer dostlarımız da bunu bu şekilde kabul ediyor. Dolayısıyla
her birimiz ilim adamı olarak, efendim seyyah olarak, turist olarak, sportif faaliyette sporcu olarak, idareci olarak sınırlardan dışarı çıktığımız zaman Kurtdereli Mehmet Pehlivan mindere çıkarken ne derdi? Ben mindere çıkarken arkamda Türk milletinin varlığını kabul ederim. Sanki onlar beni seyrediyormuş gibi bu kabulleniş içerisinde mindere çıkarım ve yakaladığımı milletim adına mindere sererim demişti ya. Herkes böyle düşünmeli. Biz dışarıya çıkarken, turist olarak gezerken, sportif bir faaliyette, bir müsabakada oyuncu olarak oynarken arkamızda milletimizin varlığını düşüneceğiz. Bu da yetmeyecek. Bütün İslam alemi bizim başarımızda gurur duyuyor. Gurur duyacak. Bütün Balkanlardaki dostlarımız, eski dostlarımız bizimle gurur duyacak. Türkiye Cumhuriyetler bizimle gurur duyacak. Bu yemin ederek söylüyorum ki bu böyle. Elbette inşallah. Bu böyle. Ona göre hareket edecek. Bu zaman içerisinde olacak. Şimdi sosyal olaylar böyle birden gelişmez. Bakın sosyal olaylar yavaş yavaş gelişir. Yavaş yavaş gelişir. Bir kaplumbağanın efendim tehlike gördüğü zaman kabuğuna çekilişini hissedin, düşünün. Bir kirpinin tehlike hissettiği zaman kabuğuna girişini ve tehlikenin gittiğini hissettiği zaman şöyle yavaş yavaş açıldığını ve onun yavaş yavaş yürüdüğünü düşünün. Bu sosyal olaylarda böyle yavaş yavaş yürürler. Elbette. İyiye doğru gidiyoruz. El birliğiyle hareket edeceğiz. İnşallah biz talebelerimiz vasıtasıyla. Sudanlı Ahmet. Bakın Ahmet Sudanlı. Şöyle baktığınız zaman yani efendim Sudanlı işte de dişleri bembeyaz böyle yay gibi parlıyor. Gözlerinin akı nur gibi parlıyor. Ama kalbi aydınlık mı aydınlık? Ahmet'i geçenlerde aradım. Demişti ki hocam müşteri ol. Senin babanın adını, atanın adını ben oğluma verdim. Maşallah. Oğlu Cafer. Aradım dedim Cafer ne yapıyor? Cafer dedi ikinci sınıfa devam ediyor. Sudan Üniversitesi'nde Türkçe bölümünü açmış. Türkiye'yi İstanbul'a oraya taşıyor. Yani bu örnekler yarın öbür gün daha fazla tabir caizse çoğalacak. Bu aydınlık yarın öbür gün daha fazla genişleyecek. İnşallah bu kardeşlik tahakkuk edecek. Bu kardeşlik tahakkuk edecek. Elbette inşallah. Beyefendi Azerbaycan'da bir şaire rastladım. Galatasaray ne zaman UEFA kupasını aldı? Kaç yıl mı? 2000. 2000 miydi? 2000 yılında gelirken yanımda getireyim onu dedim de unuttum beni getiremedim. Bu zavallı köylü bir efendim Bakülü bir Azeri kardeşimiz. Şair ruhlu. Galatasaray şampiyon oldu. Galatasaray'a şiir yazdı. Galatasaray'a şiir yazdı. Türk bayrağıyla beraber sokaklara döküldüler. Yalnız Bakü'de mi? Hayır. Kahire'de de döküldüler. Bütün Arap ülkelerinde döküldüler. Bu şu demektir. Gönüllerde bu birlikteliğin, bu birliğin tabir caizse hasreti ateşe dönüşmüş. Yanıyor, tutuşuyor gönüller. Gözler hasret içerisinde bu birlikteliği görmek istiyor, müşahede etmek istiyor. İnşallah. İnşallah görecekler. Evet. İnşallah. Şimdi tam da o devirdeyiz. Dediğiniz çok doğru. Zaman alıyor dediniz. Hakikaten adetullah'ta, hani Allah'ın koyduğu sosyal kanunlarda bu belli bir zaman oluyor. Bediüzzaman Hazretleri bunu 40 yıl olarak değerlendiriyor. Bakın yani Mehdiyet'in başlangıçla Allah'ın izniyle güzel ahlakın hakimiyeti döneminde arasında 40 yıl olarak belirliyor. Yani 40 yıl bir hizmet sonrasında Allah'ın izniyle Allah İslam'ın dünya hakimiyetini, güzel ahlakın dünya hakimiyetini vesile ediyor o 40 yıllık bir çalışmayı. Yani orada azimle, kararlılıkla, sebatla hakikaten en ufak ince detayına kadar gayret etmek bizim ibadetimiz. Bizim varlık sebebimiz, bizim Allah'ın bize farz kıldığı bir görev. Allah'ın izniyle, bakın Balkanlar dediniz.
Bilim Araştırma Vakfı olarak Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın Fahri Başkanlığı yaptığı Bilim Araştırma Vakfı bu konuda çok fazla konferans düzenledi. Bunlardan bir tanesi de Balkanlar Konferansı'ydı. Osmanlı vizyonuyla Balkanlara bakış. Ben de toplantının yöneticisi olduğum için çok iyi hatırlıyorum. Balkanların her köşesinden yani Türkiye'ye bir teveccüh var ve birliğe bir hasret var. Onun için zikrediyorum. Bakın, gelen konuşmacıları söylüyorum size. Sancak Belediye Başkanı Süleyman Uglen'in, şimdi Kosova'nın Çevre Bakanı olan, o zamanlar Türk Partisi'nin genel başkanıydı, Mahir Yağcılar. Rahmetli İskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Sayın İzzet Begoviç'in rahmetli danışmanı Profesör İzzettin Latiç, Makedonya Millet Meclisi Dışişler Komisyonu Başkanı Cevat Hüseyini, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Anıl Çeçen, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Tatarlı, Makedonya Kültür Bakanı Danışmanı Profesör Doktor Ferit Muhiç, Türkiye'den Profesör Doktor Mustafa Kahraman Yol. Herkes bu birliğin eski Osmanlı özlemi. Yani şimdi Osmanlı bizim tarihimiz. Osmanlı deyince biz şu anda bunu söylememizin sebebi İslam dünyasında, Türk coğrafyasında burada o zamanlar bir barış ve huzur vardı. Yani Osmanlı'nın yaşadığı, getirdiği o güzel İslam ahlakı neticesinde bölgede barış ve huzur vardı. Biz şimdi o barış ve huzuru tekrardan tesis etmeye çalışıyoruz. O birliği yeniden oluşturmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Ve bütün Balkanların her köşesinden gelen bu değerli insanların Türkiye'de toplanması sebebi, Türkiye'ye olan ve bu misyonu sahibi Türkiye olduğunu gören ve aynı zamanda bu birliği tesis etmeye çalışma aşkıyla gelmişlerdi. Allah'ın izniyle çok da başarılı oldu ve bunun gibi çok fazla konferansı oldu Sayın Hocamızın vesilesiyle. Örneğin Kıbrıs'la ilgili. Şuradan aklıma geldi. Konferansa o gün emekli Orgeneral Necati Özgen Paşa'mız da katılmıştı. En önde çok dikkatlice izledi. Çünkü sonunda ben kendisiyle sohbette bulundum. Bana şöyle dedi, hemen bir Kıbrıs konferansı yapalım. Kıbrıs elden gitmiyor, bunu da çabalayalım. Beraber bir konferans yaptık. Necati Özgen Paşa'mız da geldi. Hatta o toplantıya o zaman Başbakanlık Balkan Dairesi'nin de çok katkısı oldu. Değerli dostumuz Sayın Sayit Yusuf Balkan danışmanıdır Başbakanlık'ta. Onun da katkısı oldu. Türk profesörlerden de dostumuz geldi. Orada da hizmetlerimiz hali hazırda devam ediyor inşallah Allah'ın izniyle. Kitap gönderme, oradaki Türk Müslüman kardeşlerimizin sosyal ihtiyaçlarıyla ilgilenme, o birliği tesis etme yolundaki çabalarımız gün be gün artarak devam ediyor. Aynı şey Kırım'da da devam ediyor. Dünyada nerede Müslüman varsa Doğu Türkistan'da da devam ediyor. Sayın hocamızın Komünist Çin'in Zulmü Doğu Türkistan isimli kitabı vardır. Ve sürekli daha önce Orta Doğu Gazetesi'nde her hafta Doğu Türkistan'la ilgili yazıları çıkardı hocamızın. Evet. Ve bunun üzerine Doğu Türkistan Vakfı ki rahmetli Rıza Begin Paşa onun başkanıydı. Sayın hocamıza plaket ödül takdim etmişlerdi. Ben bizzat gidip ödülü aldığımız için çok iyi hatırlıyorum. Yani Türk İslam coğrafyasındaki her yerle birebir yakinen kendi kardeşimiz gibi ilgilenmek bizim üzerimize düşen çok önemli bir görev ve Sayın hocamız bunu icra ediyor. İnşallah şimdi İslam dünyasında da Türk dünyasında da bir uyanış var. Bu hareketlenme o uyanışın göstergesi. Bunun sonu birlik Allah'ın izniyle. Çünkü kaderde var. İnşallah. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün detaylarıyla bahsetmiş. Allah'ın izniyle. Biz safa safa onu yaşıyoruz. Ama sonunda ne olacağını biliyoruz. İnşallah. Çünkü kaderde Cenab-ı Allah onu yaratmış. İnşallah. Allah'ın izniyle. Biz bir inşallah nasipse bir 10 yıl sonra ömrümüz olursa hocamızla yine bir program yaparız. O zaman da 10 yıl önce anlattıklarımızın hakikat olduğunu, doğru olduğunu, gerçekleştiğini bütün insanlara ilan ederiz inşallah. Çünkü senin de dediğin gibi, hocamızın da çok güzel ifade ettiği gibi, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bunlara işaret ediyor. Cenab-ı Allah vaat ediyor. Yani Müslümanların birlik olacağı ve bu birliğin bütün dünyada sevgiyi, şefkati ve merhameti tesis edeceği, adaleti tesis edeceği ve yine Cenab-ı Allah'ın Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy ile direkt doğrudan bildirmesiyle
onun güzeller güzeli torununun ahir zamanda Hicri 1400 ile inşallah başlangıcıyla nasipse inşallah İstanbul'dan Konstantiniyye'den çıkacağını ve bu birliğin lideri unvanını alacağını, onun bu sırada İslam'ın o güzel ahlakın dünyaya hakim olacağını ve hatta İsevi ruhanilerle bile diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri ittifak edeceğini, yani Kur'an ahlakının, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakının ve hocamın da çok güzel ifade ettiği gibi ön planda gösterilen, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakı çok önemlidir. Bütün Müslümanlar tarafından, inananlar tarafından da örnek alınması gereken bir ahlaktır. Bu ahlak üzere çalışma yapan değerli büyüklerimiz ve sayın hocamız gibi emek emek Türk İslam Birliği'ne doğru hep birlikte gittiğimizi açıkça görüyoruz inşallah. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Aslında bazı kişiler var hocam, siz daha iyi bilirsiniz. Mesela sizin aşkınız, şevkiniz, heyecanınız çok çok güzel, bize örnek oluyor. Hocamız da söylemişti onu. Bu aşk işi demişti. Hatta deli aşık olmalı insan demişti ki. Sevda işidir. Sevda işidir demiştiniz siz. Bu sevda bizi bırakmadı dediniz konuşmanızın başında. Hakikaten o sevda olursa Cenab-ı Allah bu duaya icabet ediyor. Çünkü şeytan Allah sınırım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor bir ayet-i kerimesinde. Eğer kullarım seni bana soracak olurlarsa de ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasına icabet ederim diyor. İşte hocamızın duası, işte değerli büyüklerimizin yapmış olduğu emek emek böyle tırnaklarımla dedi hocamız. Bunların hepsi dua. Ama ne yapacağız? Hocamız söylemişti. Bir dua vardır. İslam'ın hakim olması çok kolaydır demişti hocamız. Siz daha iyi bilirsiniz. Nasıl? Bir yere gidersiniz demişti. Bir kahvehaneye, bir ortama, bir tanıdığına, bir okulda, bir hocana, bir arkadaşına. Ben Türk İslam Birliği'ni istiyorum dersin demişti. Bu kadar. Teşekkür ederim dersin demişti. Dua. Sizin yaptığınız mesela akademik çalışmalar, eğitim yönündeki ve fikri çalışmalar veya bahsettiğiniz spor faaliyetleri, kültürel faaliyetler, sanatsal faaliyetler ki buna vizelerin kalkması da ön ayak oldu. Bunların hepsiyle birlikte şimdi hocamız da söylemişti artık Hamiyet-i İslamiye feveran etti, ayaklandı inşallah. Tabii fikirle, fenle, sanatla, kültürle yani hepsinin toplamında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakıyla ahlaklanan insanların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hep birlikte inşallah göreceğiz ki İslam dünyaya hakim olacak. Evet, torunum Hazreti Mehdi benim ahlakım üzerindedir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bana benzer ahlaken diyor. Nasıl onun o mübarek, şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin diyor Cenab-ı Allah, şeytanların Allah'a sınırım, Resulullah Efendimiz'e. Maşallah. Aynı şekilde Hazreti Mehdi onun torunu olarak ahir zamanda aynı ahlakı göstererek insanlara sevgiyi aşılayarak, yani deccaliyetin boğduğu, artık insanların birbirinden korkarak kaçtığı bir dönemde sevgiyi aşılayarak Allah sevgisiyle gelen insan sevgisi, şefkat, merhamet, demokrat yaklaşım, canlıya, insana duyulan şefkat, merhamet, bunların hepsini ihya ederek İslam'ın o gerçek güzel ahlakının ruhunu, özünü, yani imandan gelen o sevgiyi yeryüzünde insanlara bizzat şahsiyetiyle örnek olarak ve insanların ondan hal almasını sağlayarak ve bunun da altyapısı olan iman hakikatleriyle bilimsel olarak çalışmalarla o dönemde bahsettiğiniz ateizm gibi ideolojileri, deccaliyeti fikren yok ederek ve o güzel ahlakıyla, sevgisiyle, muhabbetiyle, herkesi kucaklamasıyla, ayrıştırma yapmamasıyla, bütün Müslümanlar kardeştir. Mezhepler, meşrepler, bunlar şu anda hayatın içinde olan ama en sonunda hepsinin mesela Mehdi'ye bağlanacağını söylüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnşallah. Allah'ın izniyle o, çünkü ona herkese sahip çıkacak. Hiç kimseyi ayrı gayrı görmeyecek. Hepsini Kur'an ahlakında eritecek. Dolayısıyla gönül olarak hepsi ona manen bağlanmış olacaklar. Zamanında kutbudur. O da Allah'ın kendisini vazifelendirdiği, çünkü herkesi bir Allah istihdam eder. Cenab-ı Allah yapar dediğiniz gibi. Başta hamd ettiniz. Çok da güzel yaptınız. Mehdi'nin de Allah'ın izniyle yeryüzündeki ikinci büyük önemli vazifesi de İttihat-ı İslam'ı tesis etmek. Yani Türk İslam Birliği'ni kurmak, Müslümanları bir araya getirmek, tekrar güçlendirmek, sevgi kardeşlik bağını oluşturmak, barış ve huzur ortamını dünyaya getirmek.
Önce Müslümanlar arasında, sonra bütün dünyada Allah'ın izniyle Hz. İsa Aleyhisselam'ın nuzulü ve onunla birlikte bütün Hristiyan dünyasının ve Musevilerin de dünyada güzel İslam ahlakının hakim olarak dünyada yeniden bir altın çağın yaşanacağını kaderde belli Peygamber Efendimiz bildirmiş. Ona bildiren de Cenab-ı Allah Allah'ın izniyle. O yolda gidiyoruz. Yani biz bunları sosyolojik tespit olarak da arz edebiliriz. Ama bunu başka bir programımızda yapalım. Çünkü bugün süremiz doldu. Allah neleri ayarlamış? Yani mesela komünizmin kalkması, 91'den bahsettiğiniz için söylüyorum. Kaderde her şeyi Allah adım 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 hepsini şu söylediğimiz o güzel safhaya gelmesi için hepsini ayarlamış. Bunların sosyolojik tahlillerini de sonraki programlarımızda yapmak üzere inşallah. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeni bir İttihat-ı İslam programında tekrardan birlikte olmak umuduyla hocamıza çok teşekkür ederek lütfettiniz, şeref verdiniz, geldiniz. Allah razı olsun. Dilinize sağlık, gönlünüze sağlık. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Hayırlı günler.